Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni salonumuz yaptı üretimhanede. 8 tane çift var içinde. Birkaç tanesi yuvasını seçti, şu solucu var. Yeşil erkekle mavi dişi. O yeşil erkeğin durduğu yere giriyorlar. Bu şekilde yaptık salonumuzu. Kaç tane yuva var? Yuvaları saymadım. 3, 6, 7 tane de yuvamız var. Bir tane dişi fazladan attık. Salmaya genelde öyle yapıyorlar çünkü. Şu alttan açayım, göstereyim. Kalamar kemiklerini şu köşeye sıraladık. Yerlere talaş koyduk, büyük yemlik var. İki tane suluk var. Şöyle içeriden de göstereyim. Bakalım burada birkaç tane çift yumurtlatacağız. Ölüm olursa eğer, o yumurtlayan çiftleri de kafeslere geçeceğiz. Asıl amacı işte buranın eş tutturmak. Şu anda zaten 2-3 tane çiftimiz oldu bile. Bunlar da anlaşıyorlar. Kaç çiftimde? Yuva gözüküyor mu acaba? Aç bakalım. Yuvalar bu şekilde. Normal dışarıdan ağaç dallarından getirdik. Ağaç dalı koyduk arkadaşlar çinek olarak. Tahta tüneyi kestik, yuvalık tüneyi yaptık. Salmamız güzel oldu baya. Bir de üretimhanenin temizliğini yaptık. Şimdi abim de su falan değiştiriyor. Yavaştan bunları da göstermeye başlayalım. En baştan başlayalım. Bunlar en üstteki yumurtası boş çıktı. Tekrar yumurtlayacaklar. Bir ihtimal dişide sorun var. Yumurtalar hep sürekli boş çıkıyor. Erkeğe bir daha kuruşkalar başka yaşa atacağız. Bak boştu zaten. Bunların yavruları var. Yavrularını göstereceğim şimdi. Yavrularımız da burada arkadaşlar. Yavrusu olanların yuvalarını açacağım. Diğerlerini açmaya gerek yok. Fazla uzun olmasın video. Bunlar bu ara yuvaya girip çıkmaya başladılar. Önceden hiç girmiyorlardı. Bunlar da sürekli kurulaşıyorlar. Yuvaya girip çıkma var. Bekleyeceğiz yani. Beklemekten başka çare yok bunlarda. Bunlar da aynı şekilde. Bunları da eş attık. Bekliyoruz. Erkeğimiz biraz dişiye göre baskın değil. O yüzden gecikecek bunların yumurtlaması, yumurtlarlarsa eğer. Bunların yumurtaları var. Bunlar yeni yaptığımız çiftlerden. Hemen bunları da gösterelim. 5 yumurta da bunların var arkadaşlar. Burada hemen bakalım şuraya. Buradaki kuşları salmaya atmışız. Burada boş şu an. Buradaki dişimiz yuvada yatıyor. Bunların da yumurtası yok. Dişi sürekli yuvada ama yumurta yok. Büyük ihtimalle o da yumurtlayamıyor. Öyle rahatsız olan kuşlarımız var. Bunların yumurtası vardı. Bunları rahatsız etmeyeyim. Çünkü yumurtayı kırabilirler. Daha huylarını bilmiyoruz kuşların. En alttakilerin de yumurtaları var. Dişimiz hatta yuvada yatıyor. Bunlar da yuvaya girip çıkıyorlar. Ama henüz bir şey yok bunlarda da. Bunların da yuvası boş olması lazım. Yuvaları boş. Abim de sularını değiştiriyor. Her akşam tazeleniyor suları. Bugün elma sirkesi verdi. Kafesler zaten elma sirkesiyle sildi. Mikrop falan varsa diye. Bayağı uğraştı. Bunların da yumurtası vardı herhalde, bakalım. Yok, bunların yumurtasını almışız. Boş çıktı büyük ihtimal. Ya da yatmadı. Bura boş. En alt. Buranın dolu olması lazım. Burada dişimiz iki tane daha yumurtladı yeniden. Önceki yumurtaları boş çıktı. Tekrar yumurtladı. Buranın da yumurtaları boştu. Buranı da aldık, tekrardan yumurtlatacağız. Bakalım bunların da ilk yumurtlamışlar mı? Daha ilk yumurta gelmemiş. Burada dolu mu? Burada kuşlar da salma yapmışız. Burada var. Bunlarda henüz bir şey yok. Bunlarda iyi anlaşılır ama yuvaya girip çıkma yok. Burada aynı şekilde. Beklemeye devam. Şöyle göstereyim ağzımızı. Buradakiler yumurta yatıyorlar. Kaç tane yumurtası var bunun? 4 tane yumurtası var.
Yumurtalar dolu hayvanın. Burada da yumurta olması lazım. İlk yumurta gelmiş. Önceki yumurtalarını attı. Tekrar da yumurta şimdi. Bakayım inşallah doldur. Bu iki tane yavrusu vardı. Bir tanesini öldürdü. O yüzden bunun yavrusunu aldık, ayırdık. Birazdan göstereceğim onun yavrusunu da. Bunları yine eşe attık. Araları gayet iyi. Dişimiz yuvaya girip çıkıyor. Cennetler yuvada, onları göstermeyeyim hiç. Bunlar tekrar da yumurtlayacaklar. Eşe attık bunları. Şu an yuvalık boş ama çiftleştiler yani. Burası dolu mu? Burası boş. En altta da bir şey yok şu an. Kesmeye devam. Burada benim yavrulardan var. Eşe attık, bunlar yumurtladılar. Benim İngiliz'in yavrusu bu. 3 tane falan yumurtası olması lazım. Aynen 3 tane yumurtamız var. Şöyle göstereyim. Buranın yuvası hala boş. Yumurtamadılar. İşi biraz problemli galiba, yumurta oluşmuyor. Bura yumurtaya yatıyor. Bayağı yumurta vardı bunun altında. 2, 4, 6 tane yumurtası var. Burada da yavrularımız var. Şu arkadaki albümde erkek. Zor çıkıyor erkek albümde. Dayak yiyen yavrumuz da burada. Tüyleri falan hep yolunmuş. Tekrar çıkıyor ama gelişimi şu an iyi. Bir sıkıntısı yok. Bunlar da yumurtlamış olması lazım. Yatıyor, hiç rahatsız etmeyecek. Evet, şu an zumba burada. Bunların yavruları çıktı, yavrulara bakıyorlar. Fazla rahatsız etmeden şuradan göstereyim hemen. İki tane yavrumuz da burada var, kaç yumurta var? 6 tane de yumurtamız var. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Yavruların bir kısmını da buraya koyduk. Şöyle yan yanalar zaten. Burada yattığımız bir çift vardı. Bunlar da yumurtladılar. Önceki videolarında zaten görmüşsünüzdür. Bunların kaç yumurtası var? 4 yumurtası var. Hemen kapatayım geri. Bunları yeni eş attık. Yeşil zumbanın yanında duran erkeğimiz burada. Kızgın bir dişimiz vardı. Onun yanına attık. Direkt çiftleştiler. Yumurtlayacaklar yani. Burada yavrumuz olması lazım. 4-5 tane yavru olması lazım burada. Neyse, dişi göstermiyor. Rahatsız etmeyelim onları da. Bunların da bir yavrusu çıkmış olması lazım. Bunların huyu kötü, bunların yavrusuna fazla bakmıyoruz. O yüzden direkt şuraya geçelim. Burada cennet papağanımız var. Bunlar bir tane yumurtlamıştı, kırdılar. Sonra tekrar bir tane daha yumurtladılar. Ama yumurtaya yatmıyorlar niyeyse. Yumurtalarını da göstereyim. Yumurtamız da burada. Bir tane daha yumurta var. Gene yumurtlayacak ama yani dediğim gibi yatma huyu yok kuşun. Niye yatmıyor biz de bilmiyoruz. Burada hasta bir dişimiz var. Buna ilaç tedavisi uyguluyoruz. Burada anaç kuşlarımız var. Şu yerdeki benim mavi cumanın yavrusu. Artık anaç oldu. Onu da eşe attılar. Üretim halinde son durum bu arkadaşlar. İnşallah yaptığımız salmayı vermişsinizdir. Bayağı da bir uğraştık, her yer temizledik şu an, tertemiz her yer. Şu kafesleri hepsini kağıtla falan aldık, elma sirkesiyle temizledik. Bütün kafesleri, şu an kaç tane kafes var burada? 25 odu vardı, 45 tane kafesin altını elma sirkesiyle temizledik yani, bayağı uğraştırdı bizi. Şöyle bir de genişten gösterelim kafeslerimizi. Salma kafesle ilgili yorumlarınızı da videonun altına yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Beğendiyseniz yazın, beğenmediyseniz de yazabilirsiniz. Bunu yapmamızdaki amaç işte dediğim gibi eş tutturma. Hatta yumurtlayan olursa sağ salim yavrularını da büyütebilirse eğer burada hiç dokunmayacağız. Sürekli burada yumurtlayacaklar. Şu yuvaları da göstereyim arka taraftan size. Bu yandaki yuva. Şurası da diğer yuvalar. Aynı bu şekilde. Burada net adaptörümüz falan var. İlerleyen zamanlarda şu aşağıyı da aynı şekilde yapmayı düşünüyoruz. Tabi bunu biraz yükseltmemiz lazım. Yaptığımız zaman onu da yaparız. Burada yutun erkeğimiz var.
Evet, yönetmenin son durumu bu arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.